Herkese merhaba. Bugün yeni Citroen C4 ile birlikteyiz. Yenilenen C4 ülkemizde satışa sunuldu ve bu C4'ün şu an ülkemizde hiçbir rakibi yok. Neden? Şöyle arabanın yanına doğru dönelim ve rakibin neden olmadığını ben size anlatayım. Gördüğünüz gibi bu araç kupe formunda üretilen bir SUV. Bu formda aracın rakipsiz olmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi kupe formunda. Şimdi aracın genel tasarımı gayet hoş duruyor. Rengi de gerçekten güzel. Şöyle bir aracın ön tasarımından başlayalım. Citroen'in şurada da gördüğünüz gibi C3'te, C5 Aircross'ta kullandığı tasarım dili. Burada gündüz farları ve sinyalleri var. Aşağıda da farları var. Citroen LED Vision yazıyor farlarında da. LED farlar var. Bu araç en dolu paketi muhtemelen. Henüz paketleri, fiyatları vesaire belli olmadı. Lansmanı yapılmadı. Şöyle aşağıda adaptif kruzun değil, çarpışma önlemenin sensörünü görüyorum. Böyle yatay açılı panjurumuz var. Yukarıda yine o. Şurada gördüğünüz gibi Citroen logosu yapıyor. Bu da bir bütünlük sağlamış. Aşağıda arazi vurgusu, plastik eklentiler var. Sis farlarının çevresinde şöyle güzel hafif gam metalimsi güzel bir parça var. Hoş duruyor. Ben rengi çok sevdim ya. Rengi gerçekten güzel. Şöyle yan tarafa doğru geçeyim. Ha, burada da aracın özelliklerini anlatıyormuş. Kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi var. Bu da Citroen'in eski C5'lerde olan bir özellikle atıf yapmaları güzel olmuş. Head-up display'i var. Konfor koltuklar var. Oto sürücü destek sistemi, akıllı tablet desteği var. Onu göstereceğim şimdi. Dışarıdan devam edelim. Burada 18 inçlik jantlarımız var. Yine konturlu. Ve burada çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Ölçü çok garip değil mi ya? Şöyle görebiliyor musunuz? 195-60-18. Taban çok ince abi. 195-18. Goodyear Efficient Grip. Ölçü garip. Bulunur mu bilmiyorum ama. Bulunur herhalde. Goodyear'da var mesela. Yanında o airbag göndermesi devam ediyor. Şurada bir ütü izi var. Böyle Fransızlar seviyor bu tarz gölge oyunlarını. Çamurlukta böyle bir sıçrama yapıp devam ediyor. Yine o çizgi aşağıda da devam ediyor. Aynalarımız burada sinyalli ve piyano bilekli. Burada da camın devamında mat siyah bir plastik kullanılmış. Yana doğru devam edelim. Bu plastik dolikler vesaire devam ediyor. Arkasına geçelim şöyle. Bu arka biraz şuradan bakınca hafif Zara modeli vardı Citroen'in. Ona biraz da C4'ün eskilerinde şöyle tek kapı olanları vardı. VTS miydi? Öyle bir şeydi. Onu andırıyor. Çok hoş duruyor. Ben tasarımını çok beğendim aracın. Burada park sensörlerimiz var. Aşağıda egzoz çıkışımız var. Gerçek bir egzoz çıkışı. Burada bir geri görüş kameramız var. Arka geneline de bakalım. Şurada bir spoiler var. Bu dolu pakette geliyormuş. Ortada da bir piyano black parça kullanılmış. Şöyle bagajı açalım. Şimdi arabanın hiçbir şeyi belli olmadığı için bagaj hacmi de belli değil. Öğrenir. Ekrana yazarım. Bagajda neler var? Burada reflektör sabitlememiz için bir lastik var. Bir ızgara var. Şurada bir pandizotun geçtiği yer burası. Ya da askı mı? Onu emin olamadım. Askı. Askı var. Bir oyuk var. Pek de bir şey yok. Kancalarımız var. Şurayı kaldıralım. Altta ufak bir stepnemiz var. Bagajın şurada da iki adet tutma kolumuz var. Bagaj kapağı bir tık ağır ama güzel. Devam edelim. Depo kapağımız. Burada dizel bu. 1.5 dizel. Bir araç. Arka kapıyı açalım. Ya da yine önden başlayalım. Alıştık öne. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğimiz var. Kapıyı açalım. Kapı içinden başlayacak olursak buralar güzel yumuşak plastik dokulu. Hoş bir detayla kaplanmış. Burası deri. Burada güzel kumaş bir parça kullanılmış. Burada kontrollerimiz yine PSA grubundan alıştığımız kontroller. Buralar deri tabii güzel. Burada da güzel sert ama dokulu bir plastik var. Kapı içi gözümüzde gayet yeterli şekilde. Şöyle içeriye genel bir bakalım. Sonra koltuklara geçelim.
konfor destekli, konforlu olmasıyla öne çıkan koltuk gerçekten güzel gözüküyor. Derileri vesaire yumuşak, tasarımı da hoş. Şuraları kumaş, şuraları deri. Ama manuel bir koltuk, her şeyi manuel ayarlanıyor. Şu içeri doğru yavaşça geçelim. Direksiyondan başlayacak olursak, Citroen direksiyonda birkaç ufak güncellemeye gitmiş. Hoş bir direksiyon, biraz daha kibarlaşmış. Şu girinti kapalı ama güzel bir girinti. Altı kesik, hoş bir direksiyon. Hız sabitleyici kolunu da artık buraya almışlar, PSH grubunda. Buradan yol bilgisayarı kontrollerini, buradan da asistanların kontrollerini yapıyoruz. Bir diğer fark ettiğim yönelik, burada artık pedal shiftler, yani kulakçıktan vites değiştirme butonları artık direksiyona bitişik. Biliyorsunuz Citroen'lerde, Peugeot'larda ayrıydı. Burada far kumandalarımız vesaire var. Burada Adapt Display'in kontrolleri var. O da şuradan çıkıyor arabayı çalıştırdığımız zaman. Burada hafif ufak bir hayalet ekranımız var. Şöyle bir kontak açmaya çalışalım. Açamayız tabii. Aküsü yok arabanın. PDA'yı falan yapılmamış. Daha yeni gelmiş. Ufak biraz ama içeriği yine doyurucu seviyede. Ben videolarını izledim. Size de eklerim yabancı kaynaklardan gördüklerimi. Burada güzel dokulu bir malzememiz var. Biraz sert plastik ama kalitesi güzel. Burada ekranımız var. Ekran açılıyormuş. Tamam, sesimi kısalım. Telif yemeyelim. Ekranın parlaklığı kısık. Hemen onun ayarlardan. Henüz daha PDA yapılmadığı için göremiyoruz. Ekranda yine klimayı görebiliyoruz. Araç bilgilerini görebiliyoruz. PDA yapılmadığı için ekran biraz yavaş. Şöyle bir menü var. Radyo, navigasyon, klima, telefon, uygulama bağlantısı ve araç. Hepsini görebiliyoruz. Güzel bir ekran var. Tasarımı da çok şık böyle. Burası köşeli, burası yatay iniyor. Aşağıda dörtlü butonlarımız var. Kapı kilitlerimiz mevcut. Havalandırma flaşları da yine bu ekranın bütünlüğünü tamamlar şekilde. Klimamız ayrı şekilde kontrol paneli olarak koyulmuş. Ekrandan da kontrolünü yapabiliyorsunuz. Koltuk ısıtmalarımız var. Çift yönlü klimamız var. Burada bir Type-C'miz var. Burada bir normal USB'miz var. Burada da kablosuz şarj desteği olan bir gözümüz var. Aşağıda ışıklı güzel bir göz ve 12 volt çıkışı var. Burası da kapaklı olsa iyi olurdu. Kapaklı değilmiş. Vites seçicimiz değişmiş. Biliyorsunuz PSA grubunda kol şeklindeydi. Burada artık kontrolcü şekline gelmiş. Sürüş modlarını seçebildiğimiz buton burada. Kol dayamız ileri geri ayarlı. Burada bir göz, 2 adet bardaklık ve bayağı derin bir bardaklığı var. Elektronik park freni mevcut. Kol dayamının içi de gayet güzel. Hafif eğimli. Derinliği de yeterli seviyede. Burada o tablet dediğimiz destek bu. Ne, nasıl çalışıyor bilmiyorum. Henüz arası da yeni gelmiş. Kimse vakıf değil. Lansmanı yapılacak. Yukarı çıktığımız zaman burada ışıklı makyaj aynalarımız var. İç mekan aydınlatmalarımız, LED, SOS butonumuz ve sunroof kontrolümüz var. Güzel bir sunroofumuz var. Perdesi elle ama sunroofun boyutu güzel. Burada kararmayan bir dikiz aynamız var. Maalesef kararmıyor. Biraz da kaba duruyor. Onun haricinde güzel. Bu havalandırma flaşları falan güzel. Tasarımı hoş bir araç. Böyle arkaya doğru geçmeden torpidoya bakalım. Nasıl açılıyormuş? Düğme şöyle üstüne basıyorsunuz. Derinliği güzel, ışığı var. Kaplaması yok. C segmentinde artık bunu alıştık. Böyle ben şimdi koltuğumu ayarlayayım. Arkaya geçelim. Evet, arka kapıya geçtik. Burada çocuk kilitlerimiz var. Kapı üstü sert ama güzel dokulu bir malzemeyle kaplı. Böyle sertliği çok gözünüze batmıyor, irite etmiyor. Burası yine deri, aynı kaplama devam ediyor. Kapı içi gözü de yeterli seviyede. Şu arkaya doğru geçelim yavaşça. Arkası beklediğimden geniş çıktı. Diz mesafesi gayet güzel, bir karıştan fazla. Baş şöyle alçalan tavan nedeniyle 4 parmak ancak gayet ferah. Kutu da kendime göre ayarlamıştım. Kapıyı kapatalım. Kapı hissiyatı da güzel. Burada 2 adet havalandırma üflecimiz var. Aşağıda da 2 adet USB çıkışı var. Şaft tüneli çok fazla değil. İçeride rahat oturabileceğimizi düşünüyorum. Hatta ben oturayım. Gayet rahat ya. Bizim arabada oturduğum seviyedeyim.
Ve buraya da kişi rahatlıkla oturabilir. Omuz mesafemde, saçım başım aldı, hava rüzgarlıydı biraz. Omuz mesafemde gayet yeterli gördüğünüz gibi. Burada 3 kişi seyahat yapılabilir. Arkadan öne genel bakışta böyle ışık karşıdan vurduğu için kötü. Burada kol dayaması var. Yine görmeye alışmadığımız bir özellik artık maalesef. Burada bir oyuk, 2 adet bardaklı var. Buradan da bagaja erişebiliyorsunuz. Arka taraf biraz cam yatık ya, klostrofobik gibi durabilir ama oturduğunuz zaman onu görmüyorsunuz ve zira omuz çizginizde omuzunuzu çok geçmediği için içerisi gayet ferah. Buradan da cam tavanı şöyle görebilirsiniz. Perdesi elle ama bak şeyi geçmiyor perdesi, camı geçmiyor. Bu da sunroof açıkken perde kapatıp gitmeye engel olabilir. Onun haricinde gayet güzel. Ya gayet güzel bir araç olmuş. Arka koltuklarda isofix desteklerimiz vesairesi mevcut. Altta göz yok. Burada güzel gözlerimiz var. Koltuklarda rahatmış gerçekten. Ben rahat ettim. Böyle dışarı çıkalım, kapanış yapalım. Evet, bugün yeni Citroen C4'e bakış attık. Ben gerçekten beğendim. PSA grubu araçların tasarımları beni gerçekten büyülüyorlar bu sıralar. Daha fazla video için takipte kalmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.